Canlarım merhaba. Bugün size aslında uzun zamandır benden istenilen bir şeyi göstermek istiyorum. Hep birlikte baştan sona kadar birlikte çalışıp yapacağız. O da nedir? 5 şişte çorap örme. Bakın, pıtık pıtık böyle güzel çoraplarımız var. Şimdi bu çoraplar küçük yaptığımda. Bunlar daha henüz 1-2 aylık bebelere, yeni doğanlar için yapmıştım. Ben size ilk olarak 20-21 numara ayakkabı için çorapları göstereceğim. Bu en küçük modeli de bunun ölçülerinde ve diğer ölçüleri de çorap için yine Blogspot sayfamda açıklayıcı bir şekilde yazacağım size. Şimdi bu bebelerimizi bir kenara koyalım. Bakalım, ben burada çizgili yapmıştım mesela, düz yapmıştım. Bugün yapacağımız bu. Bu 20 numara, 20-21 numara için. İster böyle kıvırırsınız, ister daha uzun yaparsınız. Kıvırdığınız zaman daha güzel payı olur. Ben bunu da bu şekilde çalıştım. Şimdi sizle birlikte bunun ikinci tekini yapacağız. Şu pıtırcıklarımı bir kenara koyayım. Budur yani yapacağımız. Şimdi 20-21 numara için dedim. Ne yapıyor oluruz? İlk önce yünümüzü bir alalım. Hem size 5 şişede takmayı öğretmiş oluyorum. 40 tane ilmek atacağız bunun için. Bakın. 5 şişimizi alalım yanımıza. Ben burada renkli şiş kullandım bugün. Aslında normalde diğer şişimle devam edeceğim. Niye renkli şiş kullandım? İlk size ilmekleri takılırken daha rahat gösterebileyim diye. Şimdi lastik bölümümüz var. Bunun için krem rengi yünümü aldım yine. 40 tane ilmek atacağım. Yani şöyle bir göz kararı ipimi çektim. Bakın. Tek bir şişinizin üzerine 40 tane ilmek atın. Kaç? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 tane oldu. Bakın böyle. Tek bir şişin üstüne. Bir 20 tane daha atalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 10 tane daha elimizde olacak. 40 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek atma da beni takip edemediyseniz benim bir ilmek atma videom da var biliyorsunuz. 10. Bakın 40 tane ilmeğimi attım. Bir de kontrol edeyim kendime. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Evet, 40 tane ilmeğimi attım mı? Şurayı ben, yani herkes değişik yapıyor tabii. Ben buraya ilk önce bir küçük bir düğüm atıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bakın ipimiz burada. Bunu ilk size göstermek istiyorum işte. İpimiz burada. Şimdi bu çorap şişleri olduğu için bunlar rahat oluyor böyle. Bakın şöyle gelin. İkinci şişimizi alalım. 40 tane olduğu için ilmek sayımız nedir? 4 şişe böleceğiz. Her bir şişte 10 tane ilmek olacak. Bakın bu sondan, ip burada. Sondan 10 tane ilmeği bir şişe alalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aldık mı? Şöyle biraz itelim. Bu böyle dursun burada. Bakın. İkinci şişimi aldım. Hala buradayız. Ana şişte diyelim. Ana gemiye bağlantı yani. Bir tane daha şişimi aldım. Hemen buradan devam ediyorum. Tekrar 10 tane daha alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz sıkatmışım ilmeği. 8, 9, 10. İkinciyi de yaptım.
Geldik üçüncü şişimize. Bu son şiş biliyorsunuz ölme şişimiz. O kadar çok şiş dedim ki şiş diyemiyorum artık. Çok şiş. Neyse. Bir 10 tane daha alıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şimdi 10 tane bu başlangıç şişimizdi zaten. Şu şekli veriyorsunuz. Şunu söyleyeyim, 5 şiş örmek aslında çok kolay ama ilk sırası çok zor. Onu kabul ediyorum. Ben de çok zorlanıyorum bazen onda. Bakın şişlerimizi bu şekilde önümüze koyalım. Gördünüz mü? Her bir şişin üstüne 10 tane yaptım. Bu başlangıç şimdi. Bakın. Şimdi şurada biraz çetrefilli. İlk sıra biraz çetrefilli. Ama ondan sonra güzel gidiyor. Ben kendim yaptığım gibi size gösteriyorum. Umarım siz de o şekilde rahat edersiniz. Şey gibi ya. Puzzle gibi. Heh. Şöyle tuttum. Ana ipim burada. Dolandı. Heh. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şunu biraz şöyle çekeyim. Bunu da biraz çekeyim. Çünkü örmeye başlayacağım ya. Böyle aldın mı eline? İpim burada bakın. Yani benim gibi yapmayın. Ben birçok kere burada ilk sıra başlarken yarım kalan iple örmüşüm. Çok korkunç bir şey. Tekrar bozuyorsun çünkü. Heh. Ana ipimi aldım. Parmağıma doladım. Ben böyle örüyorum. Bakın böyle şu şekilde elinizde dursun. Gördünüz mü? Beşinci şişimi alıyorum. Şimdi buradaki bunu çok dikkatli göstermek istiyorum çünkü bakın böyle topladım şişlerimi. İlk ilmeğimi batıyorum. Şuradan ipimi aldım. İşte, aldım. Bir. Burada biraz çekin. İki. Ben şimdi lastik yaptığım için ne yapıyorum? İki düz, iki ters şeklinde yapacağım. Bakın iki düz. İki ters. İlk şişimizi örüyoruz. Şunu da söyleyeyim. Ben bunlara 1, 2, 3, 4 numaralı şiş diyeceğim. Neden? Çünkü sonradan bu işimize yarayacak yaptığımız örgüde. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ters yapıyorum. Şimdi ikinci şişe geçişe göstereceğim size. İlk sırayı yaptığınız zaman zaten gidiyor. O zaman bu şişler de elinize batmayacak devamlı. Çünkü örgü ilerleyecek. İp karışıklığı hiçbir şey olmayacak. Şimdi ilkini ördüm mü? Şimdi ikinci şişime geçiyorum. Sen nasıl buraya girdin ha? İlk şişimi ördüm. Bu şiş yine elimde. Bu ipi de size tavsiyem benim yaptığım gibi. Her zaman böyle biraz uzun bırakıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu birinci şişim. İkinci, üçüncü, dördüncü. Yani bu ipin burada olmasını bırakmamın sebep şu. Sıranın nereden başladığını her zaman anlayacağım buradan. Burası birinci sıra oluyor. Bakın ikinci şişe geçiyorum. Ben şimdi burada yine nasıl yapıyorum? Şu şişi bir arkaya atıyorum. Şu şekilde duruyor. Daha rahat oluyor. Bakın böyle tutun yine. Hatta ikisini birden bile tutabilirsiniz. Ve devam ediyorum. Şimdi burada neyle bitti? İki düzle mi bitti? Yani iki tersle ikinci şişime başlıyorum. Lastik oluyor çünkü. Gel bakalım. Bakın. Bir. İki. Ve ne yapıyoruz? Şimdi yine iki düz yapıyorum. Benim de bugün biraz ben de zorlanıyorum örerken çünkü şu parmağımın burası ucu patladı ve battığı zaman çok kötü acıyor. Ay, kusura bakmayın yani ben de bazen ilmek gidiyor o zaman. Heh. İki ters. İkinci şişi de yaptın mı? Gel bakayım buraya. Heh. Üçüncü şişe geçiyorsunuz.
size öğrettiğim gibi yine yapın. Bakın şu yönde duruyor ya. Şunu arkaya atın ki rahat örün. İlk sırası bunun zordur. Başka hiçbir zorluğu yok. Hatta 5 şiş çok rahat bence. Bereler de çok rahat örülüyor bunda. Ya elde kalan şişimi alıyorum yine. 2 ters de mi bitti? Yani ne yapıyorum? 2 düzde başlıyorum. Bu şekilde lastik örüyorsunuz. Ben şimdi burada mesela 5 santim yaptım. Yani benimle birlikte yapacaksanız bu şekilde lastik örerek 5 santim örüyorsunuz. Bakın 2 düz 2 ters. Ben size bu sıranın sonuna kadar göstereceğim. O ilk bağlantı yerini bir birlikte yapalım ki ikinci sıraya çıkalım. 2 tane düz. 3. şişimi de ördüm. Geldik 4. şişime ve bakın ipim burada. Başlangıç sıra. Evet bakın 4. şişime geçiyorum. Bunu da göstereyim ki bu 2. sıraya geçişi tamamlayalım. Neyle bitti burası? 2 düzle mi bitti? Demek ki 2 tersle başlıyorum. Şu küçük parmağımda acımasa çok daha zevkli olacak örmesi. 2. 2 ters başladım. 2 düz. 2 ters. Böyle biraz şişler karışık ama dediğim gibi 2. 3. sıradan itibaren oturuyorlar yerine. Böyle biraz Çin işi çalışmış oluyorsunuz. Bakın 2 tersle 1. sıram bitti. Yani böyle döndüm. Bakın bu burada ya. 2. sıraya nasıl? Hemen devam ediyorsunuz. Yalnız size 2. sırada tek bir o yüzden göstermek istedim. Yardımım olsun. Şurada ip bazen boşluk kalabiliyor. Şimdi 2. sıraya nasıl başlıyoruz yine? 2 düzle. 2. sıraya başladım ya. 1. Yaptıktan sonra bayağı bir çekin ipi. Şu arada boşluk kalmasın. Normal bu şekilde artık bakın şişler daha da rahatladı örerken. Bu şekilde 5 santim. Tabii bu ben şimdi 5 santim ördüm ama bu size bağlı bir şey. 7 santim örün, 3 santim örün tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Bu şekilde devamlı böyle döne 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 örüyoruz. Ben doğal olarak tabii sizi bekletmeyi sevmediğim için hazırlamıştım. 5 santim ördüm ben burada bakın. Bu şekilde. Böyle çıkıyor ortaya. Bu ipimiz burada duruyor. Niye? Yeni sıramızı belirleyici. Bu yeni sıramız. Burayı anladık umarım buraya kadar. Bunu şimdi bir kenara bırakalım. Size 5 santimden sonra topuğu yapacağız birlikte. Bakın şu. Yani örülüp burayı toplama. Bunu örerken de şunu yapıyoruz. Topuğu yaparken buralar örülmüyor. Şimdi onu gösteriyorum size. Şimdi geldik. 5 santim yaptık diyoruz. Şöyle bir ilk önce bir ipimi alayım. Bakın buraya dikkat edelim yine. İpim burada. Yani bu 1. şişim. 4. şişi ördüm. Şimdi bu şişi bir iptal ediyoruz. 5. şişimizi. Elimizdeki 4 şiş. İpi alın yine. Bakın 4. şiş, 1. şiş. O yüzden ayırıyorum. Şimdi aynı bu şişle bu 10 taneyi de yine örüyoruz. Normal lastik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ördük mü? Bakın şu anda elimizde şöyle bir model var. Şu 2 ve 3 numaralı şişler iptal. Topuk bitene kadar. Bunlar örülmeyecek. Biz şimdi burada mesela 5 şişte sıralı örüyorsunuz ya. Burada topuk kısmında hep arkalı önlü öreceğiz. Anladınız. Buraya kadar şimdi burayı ördüm. 1. şişi de aldım. 5. şişimi iptal ettim. Şimdi topuk için diğer renge geçeceğim.
İpimi alayım hemen. Topuk yaparken size bir farklı bir şey daha var. Ön sıralar artık düz örülecek, arka sıralar ters. Yalnız arka sırada yapacağımız tek bir değişiklik olacak. İlk 2 ilmekle son 2 ilmek düz örülecek. Geri kalanlar ters. Bakın zaten göstereceğim. Şimdi aldım böyle. Yani bir şişe 2 şiş gibi geçirdim. 20 tane oldu. Çevirdim. Burada yine ilk sıra biraz zorlarsınız. Bunlar duruyor. İpimi aldım. Şimdi arka sırayı ters örecektik ya. Yeni ipimi alayım. Ben böyle yapıyorum. Kendime doğru aldım ipimi. Şöyle arkaya attım. Burada biraz elimle ilk çalışacağım. İlk 2 ilmek ne demiştik? Düz öreceğiz. 1 2 İlk 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın. Geri kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar, daha doğrusu son 2 ilmeğe kadar normal ters örüyorum. Arka sırada nasıl ters örüyorsunuz? Şöyle. Şimdi bunu bir bağlayayım da ben uçmasın. 1 2 Şu iki tane daha ördüm. Şuraya bir bağlayayım. Rahat rahat devam edelim işimize. Bakın kalan beyaz ilmeğimi, ipimle pardon, pembe ipimi bağlayayım şuraya. Uçup gitmesin. Arka sırada niye iki ilmekle son iki ilmeği düz örüyoruz? Onun da mantığını açıklayayım. Sonradan topuktan sonra toplama yap, ilmek alma yapacağız. İlmek alırken de şu iki düz oluyor ya, o zaman bunlar aracı oluyor. Onlar size ilmek alma yerinizi göstermiş oluyor. Şöyle biraz tutayım. Bakın normal. Şimdi arka sıramı ters örüyorum. Rahat bir şekilde. Bunun da ilk sırası biraz zorlar sizi. Bu şişler çünkü eline geliyor insanın hep. O nasıl devam eder? Bunu kaç sıra yapıyoruz? Bunu 10 sıra boyunca yapıyoruz. Çünkü kenarlardan sonradan 10 ilmek alacağız. Sen gel bakayım buraya. Şöyle son 2 ilmeğe gelmedim daha. 1 2 Şunu bir göstermek istiyorum yine. Bakın son 2 ilmekteyim. Onu da yine 2 tane düz. Şöyle. Ön sıradayım yine. Sen uçmuş burası. Bir daha bir bağlayayım onu ben. Bizi rahatsız etmesin. Canım pembe arkadaşım. Evet. Devam ediyoruz. Geri kalan şişler örülmüyor hiç. Ön sıradayız yine. Bakın ipimiz de ortada zaten. Ön sırayı komple düz örüyoruz. Yani 20 tane düz düşüyor şişe. Sen ha. Zaten şimdi göreceksiniz bu. Arkayı bunları düz ördüğümüz için önden haroşa görünüyorlar. O size bir de işaret oluyor. Yani nedir? Yukarı doğru baktığınız zaman şu haraşoyu görülüyor mu? Şu haraşolar 10 tane olacak. Ondan sonra topuğumuzu keseceğiz çünkü. Şekilde bir kere daha göstereyim. Ondan sonra topuğa geçeceğiz zaten 10 tane örüp. Bakın arkaya geldim yine. Bunları ellemiyoruz. Arkaya geldim yine. Ne yapıyorum? İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 Geri kalan ilmeğimi yine sıra sonuna kadar ters örüyorum. Ki bunlar önden düz görünsün. Ben aslında size düz renkle ilk önce yaptırmayı düşündüm bunu. Ama hiç olmazsa burada renk geçişini de göstermiş oluyorum. Diğer renge geçmeyi. O yüzden böyle çalıştım.
Bakın sıra sona yani son iki ilmeğe kadar geliyorum. Son iki ilmekteyim. Son iki ilmeği yine düz. Bunları unutmazsanız topuğa doğru çıkarken hiçbir problemle karşılaşmazsınız sonradan. Bakın şimdi şöyle kameramız zaten zoomludur bu ayarda görünür. Şöyle tuttuğunuz zaman önünde bakın. İlk sıra tabii doğal olarak beyazdan çıkacak haroşası. Çünkü beyaz ip vardı üstüne. Bir bakın şurada haroşa. İki. Yani iki oldu. Ne yapacağız? 10 tane daha yapacağız bunu. Ondan sonra topuğa geçeceğiz. Yani ön düz, arka ters, arkaları ilk baştaki iki son iki ilmek düz örülecek. 10 tane bu şekilde geleceğiz. Yukarı doğru çıkacağız. Sonra topukta buluşalım sizle. Bakın şu hale geldik. Şimdi buralar örülmedi zaten. Topuk duvarı diyeyim yani arka tarafı. Şurayı ördük. 10 sıra dediğimde ne? Bakın şöyle. Şu kamerada zaten görünüyordur bu zonunu. Gördünüz mü? Burası böyle haroşalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 sıra haroşa olmuş oluyor. Şimdi tabii vereceğim ölçülerde onu da dikkat edin. Her ayakkabı numarasına göre bunlar farklılık gösterebilecek. Onları zaten size tek tek yazacağım. 20-21 numara ayakkabı için bu çoraplarda 10 sıra yaptık. Yani 10 kere ilmek alacağız. Buralardan ilmek alınıyor sonradan. Şu haroşaların içinden. Şimdi 10 sıramızı ördük. Gelelim topuk kardeşimize. Topuk yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu ayak numarası için topuğumuz ortada toplam 8 tane olacak. Yani nedir? Kenarlardan 12 eksilterek gideceğiz. Ortamız hep 8 ilmek şeklinde. Bu şeklinde bakın topuğu toplayacağız. Gördünüz mü? Şurada hep 8 tane kalmış topuğum bu. Şimdi başlayalım topuğumuza. Topuk için öndeyiz. 5 tane örelim düz. 1 2 3 İpim gitti ha. 3 4 5 tane ördük. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte örün. Bu topuğumuzun ilk ilmeği oluyor. 5 kenarda kalmış oluyor. Bir tane eksilttik bile. 1 sayalım. O ikisini bir arada aldınız ya onu 1 olarak sayın. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın şimdi 8. ilmeğimizi ne yapıyoruz? Bakın şurada 3 6 7 tane kalıyor zaten. 8. ilmeğimizi boşalıyoruz. Sıradaki ilmeği örüp boşaldığımızı üstünden geçiriyoruz. Bildiğimiz bir teknik zaten. Yine bakın burada 5 kaldı. Böyle böyle eksilteceğiz. Buraya kadar geldik. Burası örülmüyor. İşimizi çevirelim. Ters yerine geldik. Şimdi burada ip öne atın. İlk ilmek örülmüyor. Onu boşalın. 2 3 olarak sayıyoruz. 4 5 6 pardon. 6 7 geldik 8. ilmeğe. 8. ilmekle sıradaki bir ilmeği birlikte alıyoruz. Burası yine örülmüyor. Yine öne çevirelim. Yine işimiz ön tarafı bize bakıyor. Yine ilk ilmeği örmeden alın. O 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği yine örmeden alın. Sıradaki bir tane ilmeği alın. Üstünden geçirin. Böyle böyle bir buradan bir buradan eksilterek hani size bebek patiği yapmıştık birlikte aynı o mantık gibi buralardan eksilterek topuğumuzu çıkarıyoruz. Topukta 8 tane ilmek oluyor zaten. Ne yapıyoruz? Arka sıraya geldik yine çeviriyoruz. Burası örmeden. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 2 3
4, 5, 6, 7, 8. ilmeği bir sonraki ilmekle birlikte alıyoruz. Yani arka sıralar 2 tane ilmek birlikte alınıyor. Ön sıra toplamak için de bir örmeden alınıp bir ilmek örülüyor, üstünden geçiriliyor. Bakın öndeyim yine. Artık burada 3, burada 4 kaldı. Öndeyim, örmeden al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradan bir ilmek örüyorum ve üstünden geçiriyorum. Topuk meydana çıkmaya başladı. Arkaya çeviriyorum yine. Birincisini örmeden alıyorum. İkinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yine bir yandaki ile birlikte topluyorum. Öne geldim yine. Ön sıradayım yine. İlk ilmeği alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iğne örmeden aldım. Sırada bir tane ördüm ve üstünden geçirdim. Hemen yine arkaya çeviriyoruz. Örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iğne 2 ilmek birlikte şeklinde topluyoruz. İnönündeyiz. Döndürdük. Bitiyor zaten topuk. Yine boşalıyorum. Birinci ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir boşaldım, bir ördüm, üstünden geçirdim. Birer tane ilmek kaldı kenarda. Topuk bitmek üzere yani. Yine döndürdüm işimi. İlk ilmeğimi yine örmeden çektim şişime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arkası ters örüyoruz gördüğünüz gibi. 7, 8. ilmeğin bir tane ilmek kalmış kenarda. İkisini birlikte topladım. Burası şöyle biraz da çekerseniz ip çünkü boş kalabiliyor burası. Bakın topum bu kenara bitti. Şimdi ön sıra son ön sırada bitiyor zaten toplama. İlkini yine aldım. 2 3 4 pardon 5. Sen örülmek istemiyor musun annem? Niye istemiyorsun? 5 6 7. Bakın ön sırada yine. Bir boş, bir ör, üstünden geçir. Evet, bakın topu bitti, şekli aldı. Yanlardan eksilterek geldik. 2, 4, 6, 8. Topuk 8. Şimdi yanlardan ilmek almaları yapalım. Ben şimdi burada elim alışkın olduğu için yanlardan şu şekilde alıyorum ama size basit olanını göstereceğim. Bakın ben bu şekilde alıyorum. Şimdi böyle bu şekilde yan yattığınız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane haroşa sırasını gördünüz. Her bir haroşanın içinden bir ilmek çekeceğim. Şimdi ben böyle çalışıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Haroşanın orta yerine batıyorum. Oradan ilmeğimi alıyorum. Ben böyle alıştım bu şekilde yapmaya. Size tavsiyem hani ilk yaparken daha rahat olsun diye böyle de yapılır. Bakın. Şimdi birinciyi ördüm zaten. Boşta kalan şişinizle haroşaların o nasıl diyeyim o halka yerlerinden geçirin. 2. Bakın 3. Tam görülüyor umarım. Bakın.
4, 5, 6, 7, 8 de ortasına alayım. 8 tam ortası. 9 ve 10. Zaten burada tam görürsünüz şimdi nereden aldığım ilmeği. Bakın. 10'uncuyu aldım. Böyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Şimdi ben zaten ilkini örmüştüm. 9 tane daha burada yandan aldığım ilmeği ilk şişimle devam ediyorum örmeye düz. 1 2 3 4 5 Bu ikili oldu. 7 8 ve 9. Bir tane de almıştım. 10 oldu zaten. Bakın yandan ilmeği aldım. Şurayı yapıyorum yani. Şimdi artık diğer şişlerimize sıra devam edecek. Şimdi bu ikinci şişimiz. Bakın. İkinci şişime ne yapıyorum? Normal 10 tane düzümü örüyorum. Böyle. Biraz şu arada biraz sıkı çekin. Biraz boşluk kalabiliyor. Biraz sıkı çekin. Devam edin. Bunlar örmediğimiz şişlerdi topuk boyunca. Burayı biraz hızlı geçiyorum. İkinci şişimi dümdüz örüyorum. Çünkü artık lastik olayımız bitti. Gövdeye geldik. İkinci şişimi ördüm. Üçüncü şişimdeyim. Yine 10 tane. Çünkü bunlar da onar. Şimdi dikkat ederseniz birinci şişimde ve dördüncü şişimde 14 tane ilmeğim olacak. Topuk yaptıktan sonra. Onları da toplayacağız zaten. Bakın, ilmek alma yerine geldim yine. Dördüncü şişimi takacağım yer. Yine boşta kalan şişinizi alın. Şuradan yine ben şey olsun diye sayayım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet bakın. İlk beyazdan başlıyor zaten. 1, 2, 3. Bak tam ortasını alıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam ortada o haroş olan yerden aldım. 10 tane aldım mı? Evet, 5. şişimi arıyordum. Ben de buradaymış. Şimdi normal yine bu 10 taneyi yukarı kadar öreceğiz. Aldığımız ipleri. Öreceğiz. Yani öreceğiz mi oluyor? Şimdi bakın. Burada biraz yine ipinizi sıkın. 1 2 3 4 5 6 7 pardon hadi 8 9 Aldığımız 10 tane ilmeği ördüm şişime. Şimdi burada topukta 8 tane kalıyordu ya. 4 bunun birinci şişin 4 dördüncü şişin olduğu için şuradaki orta topuk kısmından 4 tane daha bu şişe örüyorum. 10 yani 14 olacak. 1 2 3 Pardon. Evet, yine 4 tane şişimize ilmeklerimizi geçirmiş olduk. İlmek almayı da gösterdik. İlmek aldıktan sonra tüm sıra boyunca 3 sıra öreceksiniz. Düz öreceksiniz. 3 sıra. 1, 2, 3 şeklinde gideceksiniz. Ondan sonra yine buluşalım. Size şu bakın. Şurada yine kameram gösteriyordur. Şimdi burada 14 tane var ya, 4 tane keseceğiz. Şu topuktan sonraki kesme yerini göstereceğim size. Şuralar işte. Şimdi dediğim gibi ilmeklerinizi aldınız, 4 buraya verdiniz, 4 burada zaten. Kaç tane ilmeğimiz var?
İpim burada zaten bakın. Birinci şişim 14, ikinci 10, üçüncü 10, dördüncü şişim yine 14. Böyle devam edeceğim. 3 sıra düz öreceğiz. Ondan sonra topuk toplamaya geleceğiz. Evet. Ne dedik? İlmeklerimizi aldıktan sonra 3 sıra düz olarak örtük. Şimdi bu 14 tane oldu ya, onları toplamaya göstereceğim size. Zaten iki yandan topluyoruz. Birinci ve dördüncü şişlerimizi toplayacağız. İkinci ve üçüncü şişler zaten 10 ilmek kalıyor. Bakalım. Şimdi ilk toplamaya geçiyoruz. Bakın ipim burada yine. Birinci şişim. Şimdi burada son 2 ilmeğe kadar düz olarak örün. Yani 12 ilmek örüyoruz. Ördük, ördük. Çorapları örüyoruz. Hadi bakalım. Son 2 ilmeğe geldik. Ne yapıyoruz? Birinci şişteyiz. 2 ilmeği birlikte düz topluyoruz. Bir tane eksiltmiş olduk bile. İkinci şişimize geçiyoruz. İkinci şişim zaten 10 tane olduğu için onda bir işlem yok. Dümdüz örüyorum onu. 2, 3, 4. Ben öyle işte, bu sayı tikim var benim. Devamlı sayarım nedense ilmeklerimi. İkinci şişimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine onda bir problem yok. Dümdüz örüyorum onu da. 10 tane düz örüyorum. Evet. Geldim dördüncü şişime. Burada da eksilteceğim. Burada nasıl eksiltiyorum? Burada yine bir boşal, bir ör mantığı yapıyoruz. Yani ilk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Boşaldığımı üstünden geçiriyorum. Bu dördüncü şişte de bu şekilde eksiltiyorum. Geri kalanı dümdüz ördüm. Şimdi bu işlemi de nasıl yapıyoruz? Bir sıra eksiltme sıramız, bir sıra boş örme sıramız diyorum ben ona. Dümdüz hepsini örüyorsunuz eksiltmeden. Bakın şimdi bu sırada eksilttik ya. Şimdi bir sıra boş örüyoruz. Boş ördük de kelime anlamı şey olmasın. Boş örmek dediğim dümdüz hiçbir işlem yapmadan örmek demek istiyorum. Bakın birinci şişimi dümdüz örüyorum. Her iki sırada bir yapıyoruz bunu. Ben bunu biraz hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü hem eksiltme hiçbir şey yok. Hem de ne denir ona? Dümdüz örüyoruz. İkinci şişteyim. Yine dümdüz ör. Bu arada şişlerim 3,5 numara. Şu anda ördüğüm şişlerim. Yine alize ekstra kullandım. Benim favori yünüm. Yalnız pembenin, şu pembemsi rengin numarasını, kağıdını yine Allah bilir ne yapmışım, onu bulamadım. Onun numarasını bilmiyorum. Ama krem rengim 01. Alize ekstra. Bakın dümdüz bomboş örüyorum. Yani bir eksiltme sırası, bir boş örme sırası. Size ikinci kez eksiltmeyi göstermek istiyorum o yüzden. Ola ki ördünüz, benim gibi örerken çak 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 konuştunuz, bir şey yaptınız, unuttunuz arttırma ve örme sırasını. Dördüncü şişte çok iyi anlarsınız. Boş sıra mı, dolu sıra mı? Bakın şuraya bir şöyle şişinizi takarsanız, bakın burada bir örmemiş, bir örüp üstünden geçirmişsiniz. Demek ki bu boş sıra, yani örebilirsiniz. Ben çünkü kendim tek başında evde örerken bile ben konuşacak bir şey buluyorum. Bakın bir sıra dümdüz ördük. Şimdi dördüncü şişteyim. Ne yapıyorum? Birinci şişime geldim. Yine ne yapacağız? Eksiltme sıramız.
Yani birinci şişimde yine son iki ilmeğe kadar öreceğim. Öreceğim, seveceğim. Son iki şişime kadar, ilmeğime kadar geldim yine. İkisini birlikte yine topladım. Bir tane daha eksiltmiş oldum böylece. Birinci şişimde bu. İkincime geçeyim. İkinci zaten tek başına garibim. Zaten 10 ilmek. Onu dümdüz örüyorum. Dördüncü şişteki eksiltmeyi de söyleyeyim. Tekrar bir göstermiş olayım. Üçüncü şişimdeyim. Dümdüz düz örüyorum. Evet. Ve dördüncü şişimde geldim. Yine eksiltmeyi göstereceğim. Dördüncü şiş. Bir boşalıyoruz. Bir örüyoruz. Boşaldığımız üstünden geçiriyoruz. Bir tane daha eksiltmiş olduk. Geri kalanı dümdüz örüyoruz. İlk başta belki size biraz komplike gelebilir, sıkıcı gelebilir. Ama inanın bana, eliniz bir alışsın. Bir kere bir tane çorap yapın. Çok rahatlıkla da örülüyor. O 5 tane şiş sizi hiç ürkütmesin. Bakın, eksiltme sıramı bitirdim. Yine bu ilk sıram olacak. Yine bir sıra boş geçeceğim. Bunu ne zamana kadar yapıyoruz? Bir sıra eksiltme, bir sıra boş. Ta ki her bir şişini üstünde yine 4. ve 1. şişlerin üstünde yine 10 tane ilmek kalana kadar. Normal haline dönene kadar. Şimdi yine ben düz öreceğim. Yine eksilteceğim. Bu şekilde devam ettikten sonra bitiyor zaten. Şurada onu söylemek istiyorum. Şimdi eksilttiniz. Bir sıra eksiltme, bir sıra düz örerek her bir ilmeğin üstüne sadece 10 tane kalmış olacak. Ay, şişin üstünde. Bittikten sonra 20, 21 ve şu anda çalıştığımız çorap numara, ayakkabı numarasına göre topuk başlangıcından buraya kadar olan mesafe. Bir de burayı keseceğiz ya, burun keseceğiz. Topuktan buruna kadar olan mesafe toplamda 10 santim olacak. Bunları tabii size yine yazacağım da. Dediğim gibi şimdi burayı bu şekilde eksiltmeye devam edelim. Eksilt düz sıra, eksilt düz sıra. Her bir şişin üstüne 10 tane ilmek kalana kadar devam edelim. Ondan sonra sizle burunu çalışalım. Bakın canlarım, şimdi ne yaptık? Eksiltme ve bir sıra boş örerek her bir şişimizin üzerinde, yine bak bak, birinci şişim bu. Hepsinin üzerinde 10'ar tane kalana kadar eksiltme işlemine devam ettik. Ondan sonra buradan buraya, yani burun başlangıcına kadar ne demiştim? 10 santim. Tekrar kendimizi deneyelim. Şu antika mezuramı bir alayım. Bakın şöyle tutun. Buradan burası, şu iki şişe tutmam lazım. Buradan burası, bak gördünüz, 10 santim. Yani çok da şey değil. Tabii kendinize göre de ölçebilirsiniz. Ben yani yazılan ölçülere göre veriyorum size. Bakın 10 santim ördüm. Şimdi burnumuzu yapıyoruz. Buradaki eksiltmemiz her bir şiş üzerine eksiltme yapacağız. Çünkü açıldıktan sonra bakın, onu çok beğeniyorum ben. Şimdi şu yanda böyle duruyor ya. Her bir şişte eksiltiyoruz artık. Bakın şöyle çok güzel bir şekilde geliyor. Burada da süsleri olmuş oluyor resmen. Yani ben öyle diyorum, süs diyorum tabii. Şimdi eksiltmemize geçelim. Mantık yine aynı. Mantık aynı. Aynı topuktaki kesme işlemimiz gibi. Bakalım. Tabii ben burada beyaza geçeceğim. Niye? Ben orada ilk modelimde krem yapmışım orayı. Beyaz demişim, krem yapacağım. Yani ne yapayım? İyi. Sadece ipimi değiştireceğim. Kesmeden sonra topuk fazlalığını kesmeden sonra 10 santimlik bir
Örgüden sonra burunuma geçiyorum. Yine ben şöyle ipimi şöyle bir atayım. Gel bakayım buraya. Şöyle seni bir sıkıca tutayım. 2-3 tane örüyorum. Onu hemen ondan sonra pembeye bir düğümleyeyim. 1-2-3. Bir saniye müsaadenizle şunu şuraya bir bağlayayım ki elime gelmesin devam. Yeni rengime de geçtim. Birinci şişteyiz. Şimdi kesme işlemine geçelim. 3 4 son 3 ilmeğe kadar gelin. Yani 2 4 6 7 tane ilmek ördük. Bakın ilk şişte. Burada yine 2 ilmek bir arada toplayacağız ama son 1 ilmeği bırakıyoruz. Nasıl bırakıyoruz? Bakın 7 tane ördüm, son 3 ilmek kaldı. İkisini bir arada topladım, bir tane düz ördüm. İkinci şişe geldim. İkinci şişte ne yapıyoruz? Bir tane örüyoruz, bir tane boşalıyoruz, bir tane örüyoruz, boşaldığımızı üstünden geçiriyoruz. İkinci şişte bu şekilde kestik. Böyle. Geldik üçüncü şişimize. Üçüncü şişimizde yine son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. 2 3 4 biraz ışıktan uzaklaştım herhalde ben. 6 7 Bakın son 3 ilmekteyim. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmeği dümdüz örüyorum. Geldim 4. şişime. Şöyle toparlayalım. 4. şişimde ne yapıyorum? Bir tane örüyorum. Bir tane boşalıyorum. Bir örüyorum. Boşaldığım üstünden geçiriyorum. Ve tekrar geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine bir sıra boş örüyorum. Yani hiçbir eksiltme işleme yapmaksızın boş örüyorum. Ta ki ne zamana kadar? Her bir şişimin üstünde 5 ilmek kalana kadar. Bakın şimdi bir sıra boş örelim birlikte yine. Birinci şişteyim. Size şiş numaralarını devamlı olarak söylüyorum. Özellikle niye söylüyorum? Şu anda eksiltme sıramızda her bir şişin üzerinde nasıl bir eksiltme yapmanız için yani şiş numaralarınızı o yüzden devamlı söylüyorum. Bakın hemen ikinci şişime geçtim. Dümdüz örüyorum hiçbir işlem yapmadan. Bir kere daha size eksiltmeyi göstereyim. Eksiltme sırasını. Ondan sonra dediğim gibi her bir şişin üstünde 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Ve burunu son olarak nasıl bitirdiğimi size göstereceğim. Şimdi her bir sırayı tek tek sıra sıra örersek videomuz sinemaskop televizyon filmi, ay sinema filmi gibi olur. Yani sıkılırsın. Sizi sıkmak da istemiyorum biliyorsunuz. Bakın bir sıra boş ördüm. 4. şişimdeyim. Bir ör, bir eksiltme sırası. Ördük. Tekrar 1. şişimdeyim. Yine bir eksiltme sırasına geldik. 1. şiş. Ne yapıyoruz? Son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Son 3 ilmeğe kadar. Ne? Bakın son 3 ilmek. Bunun ilk ikisini birlikte topluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. İkinci şişime geldim. Burada ne yapıyoruz ikinci şişte? Bir tane örüyoruz. Bir boşalıyoruz. Yine bir tane örüyoruz.
boşaldığımızı üstünden geçiriyoruz. Şişimizin son ilmeğine kadar dümdüz iğne örüyoruz. Geldik üçüncü şişimize. Ne yapıyoruz üçüncü şişimizde? Son üç ilmeğe kadar örüyoruz. Şu şekilde. Son üç ilmek kalana kadar. Son üç ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bir tane de düz örüyorum. Dördüncü şişimize geldik. Son şişimiz. Sıra sonu. Ne yapıyoruz? Bir örüyoruz. Bir boşalıyoruz. Bir örüp boşaldığım üstünden geçiriyorum. Geri kalanı dümdüz örüyorum. Şimdi yine bir sıra boş örüyorum. Yani bir sıra hiçbir eksiltme işlemi yapmadan örüyorum. Devam ediyorum. Dediğim gibi ne zamana kadar? Ta ki her bir şişin üzerinde 5 tane ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra size topuğun son bitiş bölümünü göstereceğim. Bakın son kesme sıramı yine sizle birlikte örmek istedim. Yani göstererek. Bir kestim bir boş ördüm ya hep. 3-6 tane kaldı. Şimdi son kesme sıramı sizle birlikte yapıyorum yine. Birinci şişim. Son 3 ilmeğe kadar yine örüyorum. Yani o zaman 3 ilmek örüyorum. 6 tane kaldığına göre. Son 3 ilmek. Birinci şişte. İlk ikiyi birlikte topla. Bir tane daha ör. İkinci şişe geldim. Bakın. Bir tane örüyorum. Bir boşalıyorum. Bir tane örüp boşaldım. Üstünden geçiriyorum. Geri kalanım yine 5 tane toplamda oluyor. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde yine ne yapıyorum? Son 3 ilmeğime kadar örüyorum. Son 3 ilmeğimin ilk ikisini birlikte topluyorum. Ve bir düz daha örüyorum. Geldim dördüncü şişime. Burada ne olmuş? Sen ne haberiye karışmış? Kaçak yolcu var. Dördüncü şişimdeyim yine. Bakın. Dördüncü şişimde yine bir ördüm. Bir boşaldım. Bir ördüm. Boşaldım. Üstünden geçirdim. Geri kalanlarımı ördüm. Böylece şimdi artık her bir şişimin üzerinde sadece 5 ilmek var. Bundan sonra ne yapıyoruz? Eksiltmeye devam ediyoruz. Ama artık arada boş sıra örmüyoruz. Her sırada eksiltiyoruz. Bakın birinci şişimdeyim yine. Bunu birlikte yapacağız. Bitene kadar. Dediğim gibi 5 ilmek kalana kadar bir eksiltme sırası, bir düz sıra ördük. 5 ilmek kaldıktan sonra her sırada eksilteceğiz. Şimdi yine son 3 ilmeğe kadar ördüm. İlk şişim. İkisini bir arada topladım. Bir tane daha ördüm. İkinci şişime geldim. Ne yapıyorum? Bir örüyorum. Şu kaçmasın. Bir boşalıyorum. Bir örüyorum. Boşaldığımı üstünden geçirdim. Geri kalan ilmeği düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine son 3 ilmeğe kadar. Yani mantıken 2 ilmek ördükten sonra son 3. İlk ikisini birlikte topla ve bir ör. Dördüncü son şişim. Bir ördüm. Bir boşaldım. Bir ördüm. Üstünden zıplayalım bakalım. Kaldı her bir şişimizin üzerine 4 ilmek. Bunu ne zamana kadar yapıyoruz? Her bir şişin üstünde 2 ilmek kalacak. Şimdi tekrar bir eksiltme. Hiç arada boş yok artık. İlk şişteyim. Bir tane ördüm. 3 tane. İlk ikisini ördüm. Bir tane daha ördüm. Şimdi burada biraz tabii
ilmekler azalınca biraz şey yaparsınız, zorlanıyor insan. Ama oluyor. Burada ikinci şiş bir ör, bir boşal, bir ör, boşaldığını üstünden hop geçirdik, bir tane daha ördük. Geldim üçüncü şişime. Üçüncü şişimde yine bir tane ördük. Son 3 ilmek kalana kadar gibi ilk 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane ördüm. Dördüncü şişimdeyim. Ne yapıyorum? Bir örüyorum. Bir boşalıyorum. Bir örüyorum. Boşaldığımı üstünden geçiriyorum. Bir tane de örüyorum. Ne oldu? 3 tane ilmeklerimiz kaldı. Son bir kez keseceğiz demektir bu. Her bir şişin üstünde 2 ilmek kalacakken. Ne yapıyoruz? İlk şişimdeyim yine. Burada artık şimdi bakın ilk şişimdeyim ya. Zaten 3 ilmek kaldı. Ne yapıyorum? İlk 2 ilmeği birlikte topluyorum. Ve bir ilmek daha örüyorum. Çünkü zaten 3 ilmek kaldı. İkinci şişime geçiyorum. Burada ne yapıyorum? Şöyle biraz tutayım, görünsün. İkinci şişim. Bir tane örüyorum. Bir tane boşalıyorum. Bir tane daha örüyorum. Ve boşaldığımı ördüğümün üstünden geçirdim. Bu ikinci şişimdi. Üçüncü şişime geldim. Yine bakın zaten 3 ilmek kalmış. İlk 2 ilmeği hops topladım. Toplayamadım. Bir daha deneyelim. Topladım. Bir tane daha ördüm. Geldik son 4. şişimize. Çorabımız bitti. Yine ne yapıyoruz burada? Bir tane ilk ilmeği örüyoruz. Bir tane boşalıyoruz. Bir tane örüyoruz. Ve boş aldığımızı üstünden geçiriyoruz. Artık şişimizde, her bir şişimizde sadece 4 var. Şöyle bir şey yapalım. Size göstermek için. Gördünüz mü? Bakın bu şekilde. Çok güzel bu kenar süsleri oluyor. İki tarafta. Bakın. O yüzden burada mesela normalde burada nasıl kestik? Son 2 ilmeği kestik veya ilk ilmeği boşaldık, ördük. Burada hep bir tane fazla ördük. Niye? İşte bu güzel desen oluştu. Oluşması için daha doğrusu. Şimdi her bir şişimizin üstünde 2 ilmek kaldı mı? Şimdi doğal olarak kaldı demek zorundayım. Çünkü mantık. Kaldı. Aldık. Bakın. İpimizi alalım. Biraz artık. Şöyle şu şekilde biraz uzunca. Hops kestim. Kestikten sonra güzel elinize bir yün iğnesini alın. Veya isterseniz yorgan iğnesi deniliyor. Ben yün iğnem var şöyle plastikten. Bunu ilk önce bir ipime geçireyim. Bu da benim öbürünü getirmemişiz. Neyse. Heh. Geçirdim. Geçirdiniz mi bakın ipi? Şimdi şurada dikkat edin. İpimiz nerede ilk? Heh, buradayız. İlk şişe gelin. Bakın ip elinizde. Bu ilk numara bir nolu şişiniz. Buradan da anlaşılır. İlmeğimizi iğnemize geçirelim. Bir, iki. Hops, bunu atalım. Hemen şöyle bir çekelim. Çektik. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde yine bir, iki ilmeği aldım. Bundan da bıraktık. Hemen onu da çektim. Da çekelim. Üçüncü şişime geldim. Burada sıranıza dikkat edin. Sadece hani ilmekler ters dönmesin. Yine bu iki ilmeği geçirdim. Çektim.
Şöyle arada düğümleniyorlar ya bazen. Bir sinirlenirim. Ama yapacak bir şey yok oluyor. Evet, çekiyoruz. Son şişimizdeyiz. Yani dört nolu şişimizi de topluyoruz. Onu da bir, iki. İlla bir tanesi benimle ters düşecek. He? Agresif yapıyorlar beni çoraplarım. Yap bakın hepsini. Geçirdik, sıktık. Ne oldu? Şimdi burada şöyle yapın. Ben yine size kolay pratik yollarını göstereyim. Elinizi sokun bir çorabımızın içine. Bakın gördünüz mü? Topladık ya bunları. İyice bir sıkın. Sıktıktan sonra kenardan herhangi bir yerden batın. Dediğim gibi bu biraz kalın iğne almışım yanıma. Şöyle. Şimdi ters çevirin çorabı hemen. Şöyle çevirdim. Çekin ipinizi. Buradan yine kontrol edeyim ben. Bakın. Burun kısmını hallettik. Şöyle güzel yuvarlak oluyor yine. Tam görünüyordur zaten. Benim kameraman Picobello çalışır. Çektim. Buradan sonra artık istediğiniz şekilde çorabınızı dikin. Ben mesela genellikle bu şekilde buradan bir sıra şöyle boş geçiyorum. Bu şekilde boş geçiyorum. Bağlıyorum onu bitiyor. Ben size şimdi tekrar şöyle bir kısacık göstereyim. Şuraya hemen bağlayalım ki elimizde kalmasın sonra. Bakın şöyle bir boş sıra geçiyorum etrafını. Hem bebeğin ayağına da batmaz bu şekilde veya kim giyecekse. Çünkü düğüm olayını pek fazla sevmem ben. Bir tane atacağız ama tabii mecburen. Şöyle bir geçtim. Bakın düğümünü de şöyle atıyorum. Bir yere batın. Şöyle. Senden gitsin. Böyle bir halka oluşuyor ya. Halkanın içinden tekrar geçir. Sık. Küçücük bir düğümümüz oldu. Kimseleri rahatsız etmez o düğümcük. Ve tekrar şöyle bir bağlayayım. Evet, kurdelamızı kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şu ipliklerini sonra toplarız içinden. Çünkü burada iplik toplamayı öğrenmiyoruz. Çorabımızı yapmayı öğreniyoruz. Bakın buyurun. İkinci bebeğimiz de hazır. Tane bebeğimiz oldu. Şimdi ben dediğim gibi yine Blogspot'ta size bütün ayakkabı numaralarına göre şey yazacağım. Bir tek bunun dediğim gibi yeni doğan 2 aylık bebeğe de oldu bu. Ben bir kere birisine hediye etmiştim, oldu. Bir tek bunun ölçülerini ben kendi kafamdan yapmıştım. Onu bulamamıştım. Bu ölçüleri de size vereceğim. Bütün 43 numaraya kadar bir ölçü verebiliyorum size. Ondan sonra zaten siz bir kere yapın, ayarlarsınız. Evet, uzun zamandır söz verdiğim gibi bu 5 numaralı şişlerle, ay 5 şişle çorap örmeyi göstermeyi çok istiyordum. Bugüne nasipmiş. İnşallah açıklayıcı olabilmişimdir. Ve ben bile yoruldum, ben ne kadar çok konuştum. Neyse, her zaman dediğim gibi severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşça kalın canlarım.